Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bilişim Teknolojileri dersinden 1. dönemin son yazılısıyla sizlerle beraberim. İlk yazılıda öğrencilerden bazıları mesaj attılar. Dediler ki öğretmenim bizde böyle bir ders yok. Evet bazı okullarda proje olan okullarda çok İngilizce dersi olduğu için Bilişim Teknolojileri dersi işlenmiyor. Böyle okullarda gerçekten Bilişim Teknolojileri bu yıl yok. Ama diğer birçok okulda Bilişim Teknolojileri dersi var. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince Hata yaparsam kusura bakmayın şimdiden. İsterseniz videoyu durdurup siz de benden önce cevabı yapın sonra benimkiyle karşılaştırırsınız. Bakalım hangimizinki daha çok doğru çıkacak. Hadi bakalım başlayalım. Birinci sorumuz. Bilgisayar kapasite birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? En küçük byte dediğimiz birim. Daha sonra kilobyte, megabyte, gigabyte ve terabyte diye gidiyor. Doğru seçeneğimiz D şıkkında sevgili öğrenciler. Byte en küçük bu şekilde sıralanıyorlar. İkinci sorumuz bilgisayarı oluşturan tüm parçalara nokta nokta denir. Ne denir? E, donanım denir sevgili öğrenciler. Tüm parçalar bilgisayarın donanımını oluşturur. E, üçüncü soruya bakalım. Yerli ve milli imkanlarla hazırlanan, içerisinde video, görsel, kitap, dergi gibi çok sayıda bilgi ve döküman bulunan eğitim portalı adresi aşağıdakilerden hangisidir? Ben de bu siteden çok yararlanıyorum. Sizler de eminim hemen bilmişsinizdir. www.eba.gov.tr Şurası sizi yanıtmasın uzantısı GOV olacak resmi bir site olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için cevabımız B şıkkı oluyor. EBA'yı kullanabilirsiniz diyelim. 4. Aşağıdakilerden hangisini E devlet sistemini kullanarak yapamayız? Araç muayene randevusu alabiliyoruz. Hastaneden randevu alabiliyoruz. Soy ağacımızda sorgulayabiliyoruz ama sanal mağazalardan alışveriş yapmak için E devleti kullanmıyoruz, kullanamıyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. 5. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru değildir? Google, Bing ve Yandex arama motorudur ama Paint bilgisayarda kullandığımız bir programdır. Resim yapmaya yarayan bir programdır. O bir araba motoru değildir. Altıncı sorumuz Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir. Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Buna da algoritma diyoruz sevgili öğrenciler bir program yaparken izlenecek yollar adım adım her şekilde yazılmasına algoritma diyoruz. Yedinci sorumuz yazılım bilgisayarda istediğimiz işlemleri yapmamızı sağlayan komutlardır. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın yazılımlarından birisi değildir? Şimdi Word, Excel ve PowerPoint yazılımdır sevgili öğrenciler ama kasa bilgisayarın parçalarındandır, donanımındandır. Ee, yazılım programlarından değildir. C şıkkı olacak cevap. 8. Bilgisayarı nasıl kapatırız? Ekranın sol alt köşesinde başlat düğmesi vardır. Başlat düğmesine basarız. Sonra başka bir pencere açılır ve oradan da bilgisayarı kapat düğmesine basarız. Ve daha sonra kapat dediğimizde bilgisayar kapanır. En uygun kapatma şekli budur. Diğerleri uygun değildir. Ekranı kapatarak zaten bilgisayar kapanmaz. kasan düğmesine bastığımızda da olmaz. Ve fişi çekerek de pek uygun değildir. En uygunu A şıkkıdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir belleklerden değildir? Yani içine e, çeşitli şeyleri depoladığımız ve taşınabilir belli bellekler. Flash bellek evet DVD, CD bunlar hep taşınabilir. Ama hard disk bilgisayarın içinde bulunan e, bütün bilgilerin saklandığı depo edildiği yerdir. O taşınmaz. Bilgisayarın bilgisayara bağlıdır. Onu taşımıyoruz diğerlerini taşıyoruz. Evet şu anda taşınabilir hard diskler de var. Ama buradaki hard disk e, onu açıklayalım. E, taşınabilir hard disklerden değil. O bilgisayarın içindeki hard disk. Tabi ayrıyeten satılanlar da var. O taşınabilirler. Onları karıştırmayalım. 10. Bilgisayarda bir video izlemek için aşağıdaki yazılımlardan hangisini kullanırız? Word, Excel e, yazı ile ilgili programlardır. Ama biz Windows Media Player'ı kullanmamız lazım. Bir video, bir film izlediğimiz zaman Photoshop'ta e, fotoğrafları düzenlemeye yarayan bir programdır. 11. Farenin sol tuşu basılı iken bir dosya sürüklenip bir klasörün içine bırakılırsa ne olur? Şimdi dosyanın üstüne geldik, farenin sol tuşuyla üzerine işaretleyip bastırdık ve basılı iken onu aldık, başka bir yere götürdük. E, ne yapmış olduk? Taşımış olduk. İşte taşınır diyoruz. Kopyalama değil, silinme değil, kesilme de değil. Cevap B şıkkı. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde dosya ve klasörlerimizi saklayamayız? Şimdi sabit disklerde, hard disklerde saklıyoruz. Zaten bütün bilgiler orada depolanıyor. DVD ya da CD'lerde de saklayabiliyoruz. Flash bellekte de saklayabiliyoruz. Ama işlemci değil, işlemci bilgisayarla, e, bilgisayarın hızıyla ilgili. Yani bilgisayarda yaptığımız işlerin bir trafik düşünün. E, trafikte akan araçların gidip geldiği yollar anlamına geliyor yani işlemci. Hani bazen derler ya çok e, geniş işlemciler daha hızlı oluyor. Çünkü çok yol oluyor. Bilgiler oradan akıp gidiyor. Çok konuştuk. De, devam edelim. 13. soru. Aşağıdaki düğme ne işe yarar? Hemen bilmişsinizdir. Yazıların sayfanın yazı tipini değiştirmek için burada kalibri yazıyor mesela. Buraya düğmeye basarak bunu times roman, ne bileyim comic sans veya başka yazı tiplerine çevirebilirsiniz. Yazı tipi stilini değiştiriyor. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Diğerleri değil. diğerleri başka düğmelerden yapılıyor. 14 Öğretmen önce öğrencilerine bilgisayarlarındaki dosyaların boyutunun ne kadar olduğunu sormuştur. Öğrencilerinden ilk İlker 4 GB olduğunu Hülya 526 MB olduğunu, Ozan 872 KB olduğunu söylemiştir. Çocukların en fazla dosyası olandan en az dosyası olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Az önceki sorumuzda da vardı. GB hepsinden büyük. Yani ilk yerin ki 4 GB. Şimdi 526 MB 4 GB'ı geçemiyor. Çünkü 1000, e, 1024 olduğunda ancak 1 GB oluyor. Demek ki daha yarım GB bile anca olmuş yani. Burada 4 GB var. Neyse çok uzatmayalım. İlker'in ki en büyük. Hülya ikinci. Ozan'ınki en küçük. En fazladan en küçüğe doğru sıraladığımız zaman İlker, Hülya ve Ozan oluyor. Cevap A şıkkı oluyor. 15 masa üstüne boş bir klasör nasıl oluşturur? E, oluşturulur? Nasıl yapıyoruz? Boş yere sağ tıklıyoruz. E, orada çıkan pencerede yeni düğmesine basıyoruz ve klasör resmi var. Klasör de yazıyor zaten. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Bu şekilde yeni bir klasör, boş bir klasör oluşturup içine istediğimiz bilgileri aktarabiliyoruz. Son kağıdımıza bakalım. 16. soru. Aşağıdaki web adresleri uzantıları ile web sitesi türlerini oklarla eşleştiriniz diyor. Bir tanesi eşleştirilmiş zaten. K12. E, TR olduğunda örneğin ilk, ilk ve orta öğretim okulları yani resmi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve diğer okulların olduğu ilk ve orta öğretim okulları. Şimdi ORK ticari olmayan organizasyonlar yani derneklerin, vakıfların son uzantıları ORK'la devam ediyor. NET ise genellikle network'un kısaltmasıdır. İnternetle ilgili kuruluşlar var, bilişim firmaları var örneğin. Onların kullandığı uzantılardır. Yani NET internetle ilgili kurumların, COM Ticari organizasyon en çok kullanılan budur. Ticari olan bütün organizasyonlar, bütün firmalar com kullanırlar. Gov ise resmi devlet kurumlarının kullandığı uzantılardır. Ve bu şekilde web sitesi türlerini işaretlemiş olduk. Son soruyu yapalım, dersi bitirelim. Görüntüyü monitöre aktaran donanım hangisidir? Şimdi görüntü aktarıldığına göre ekrana gidiyor. Yani ekran kartı bilgisayarın içinde bulunan ekran kartıyla görüntü monitöre yani ekrana aktarılıyor. Cevabımız A şıkkı oluyor. Sevgili öğrenciler inşallah yararlı olmuştur. Ee, yine başka yazılı örneklerinde, başka derslerde, ders konu anlatımlarında görüşmek üzere sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, sonsuz başarılar diliyorum.